değil mesafe koymuyorsa evet. Biz seralarımızda gündelik olarak takip ediyoruz. Üzücü durumlar var. Ama buna rağmen de üretimimizi aksatmamak için seralarımız, işçilerimizle beraber maskeli bir şekilde sosyal mesafe gözeterek çalışmaya devam ediyoruz. Muaf tutulmamız doğru bir karardı. Çünkü günlük bakımları var bunların. Aksardığı zaman üretimin aksaması kalite ve üretim açısından kötü olur. Bu nedenle doğru alınmış bir karar. Gayet biz o sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen seralarımızda çalışmaya devam ediyoruz. Ürünler yaklaşık bir 100 günlük bir aşamadan, dikim ve hasat arasında, yaz döneminde 100 günlük bir aşamadan geçiyor. Fide, çiçek, ürün ve hasat olarak değerlendirebiliyoruz. Şu anda hasat henüz başlamadı, başlangıç aşamasındayız. İşte önümüzdeki günlerde birkaç gün sonra bu ürünlerimizi buradan toplayarak yine sosyal mesafe çerçevesinde maskeli ve eldivenli sürücü arkadaşımız tarafından hale göndereceğiz. Yer teşkil etmiyor. Cumartesi günleri toptancı hali açık. Ve bakanlığın açıkladığı durumda da halle sevkiyat serbest. Bu durumda biz de ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Biz vatandaşlarımızın taze yaş sebze meyveye güvenli bir şekilde ulaşmaları için seramızda çalışmaya devam ediyoruz. Onlar evde kalsın. Teşekkürler. Bu çalışmaları bunların günlük olarak hani bir insan bir bebek bakımı gibi her gün bunları bakma muhtaçlar. Yani form oluyor. Ondan sonra arıları çalışıyor. Arıların kontrolü falan oluyor. Dolaması oluyor. Toplanmaya gelmiş mi gelmemiş onlara falan bakıyoruz. Evet, dışarıda olmamız gerçekten çok doğru verilmiş bir karar. Çünkü bu domateslerin dediğim gibi hani günlük bir bakımı falan oluyor. Bunları da halka ulaştırmamız için yani her gün çalışmamız gerekiyor. Yani sabah saat 9-10 gibi başlıyoruz. Öğlen 12'de falan çıkıyoruz. Düzenli olarak seraya giriyoruz. İlacıymış, formuymuş, dolaması, tepe alması falan onları düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ya biz sera bakıma muhtaç olduğu için mecburiyetten dışarıdayız. Halkımız evde kalsın, biz burada çalışıp onlara taze sebze meyve yetiştirelim diye uğraşıyoruz.